Merhaba Web Tekno takipçileri bu videomuzda sizlerle beraber PushBullet isimli uygulamaya bakıyoruz. PushBullet uygulamasını kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar platformlar arasında hızlı bir şekilde veri transferi yapabildiğimiz bir uygulama aslında. Platformlardan kastım telefonunuz ve bilgisayarınız arasında veri transferi yapabiliyorsunuz. En kısa özetleyebileceğim hali en yalın hali budur arkadaşlar. Uygulamanın nasıl kurulduğuna bakalım şimdi. Öncelikle telefonumuza marketten indiriyoruz. Windows Phone için yok. iOS ve Android için mevcut bu uygulama. Ücretsiz şekilde bulunuyor. İndirdikten sonra iki seçenek çıkıyor karşımıza. Birisi Google hesabımızla kaydolmak. Diğeri de Facebook hesabımızla kaydolmak. Biz Google hesabımızla kaydolalım. Google hesabımıza giriş yaptıktan sonra zaten otomatik olarak giriyor uygulamaya. Şöyle bir şey var. Ayarlardan bu uygulamaya izin vermemiz lazım. Yoksa uygulama bize bildirimleri göndermeyecektir. Ayarlardan izin verdikten sonra bu telefonu biz daha önce zaten izin vermiştik. Eğer siz yapmadıysanız bu işlemi gönderemeyeceksiniz dediğim gibi ayarlardan izin verdikten sonra şimdi geçiyoruz bilgisayar aşamasına. Bilgisayar kısmında yapmamız gerekenler şunlar arkadaşlar. Bilgisayarımızın tarayıcıyı açıyoruz ve buradan push bullet'ı google'a yazdığımız zaman arkadaşlar zaten bizi direkt chrome mağazasına yönlendiriyor chrome dışında firefox ve Opera içinde mevcut ancak en düzgün şekilde bence Chrome'da çalışıyor ve Chrome'dan ücretsiz şekilde yine tarayıcımıza ekliyoruz bunu. Gördüğünüz gibi anında ekledi zaten. Şimdi buradan hesabımızı açmamız lazım. Bu hesabın telefondaki hangi hesapsa o hesapla senkron olması lazım mantıken. Zaten hesap aç dediğimizde bizi kendi ana sayfasına yönlendiriyor ve uygulamadaki aynı giriş ekranı geliyor. Burada Google'la veya Facebook'la kayıt olmanız gerektiğini söylüyor. Siz hangisiyle telefonda giriş yaptıysanız onunla giriş yapmanız lazım. PushBullet şunları yapmak istiyor diyor. Bunlara izin veriyoruz ve şu an PushBullet bilgisayarımızda da telefonumuzda da kurulu vaziyette arkadaşlar. Şimdi hemen denemeler yaparak başlamak istiyorum. Zaten telefonumuza da bir bildirim geliyor. İşte PushBullet kurdunuz teşekkürler, hoş geldiniz gibisinden. Mesela arkadaşlar PushBullet'ı nasıl kullanabilirsiniz onlara bakalım. Webtekno.com'da herhangi bir habere giriş yapıyoruz. Mesela şimdi Chrome üzerinden linke tıklıyoruz arkadaşlar. Şuraya tıklayalım. Buraya tıkladıktan sonra balıta girdiğimiz zaman otomatik olarak zaten gördüğünüz gibi buraya geliyor arkadaşlar. Ve bunu gönder dediğimiz zaman şimdi tüm cihazlarınız buraya isterseniz başka cihazlar da atayabiliyorsunuz. Bizim tek bir cihazımız girik olduğu için arkadaşlar direkt LG Nexus 5'imize atacak. Bunu buradan şimdi gönderelim Nexus telefonumuza. Gönder dediğiniz zaman gördüğünüz gibi anında Haber buraya geldi arkadaşlar. Bu telefonun içinde aynısı. Mesela telefonda bir haber okuyorsunuz. Uzun bir şey var. Yolda giderken okuyamayacağınız bir şeydir bu. Diyorsunuz ki ben bunu işte eve gittiğimde, ofise gittiğimde bakarım diyorsunuz. Ve telefondan da aynı şekilde internete bağlı olan telefonunuzdan bunu kendi Pushbullet hesabınıza yönlendirip daha sonra gittiğiniz yerde bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir güzel yanı da var. Şimdi tekrar push balıtı açalım. SMS'e tıkladığımız zaman burada kime diye bir seçenek geliyor arkadaşlar. Buraya telefon numarasını da yazıyoruz arkadaşlar. Dilediğimiz mesajı yazıyoruz buraya ve gönder'e basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şimdi yan yana telefonlar. Bu telefondan hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Direkt sadece Chrome üzerinden yazdık mesajımızı. Buradan baktığımız zaman mesajın buraya düştüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir güzel yanı var arkadaşlar. Mesela bilgisayarınızdaki bir fotoğrafı dosya işte Word dosyası olur, herhangi bir şey olur. Anında telefonunuza gönderebiliyorsunuz. Aynı şekilde telefonunuzdan da gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Push diye bir seçenek var. Bu zaten ilk başta gönderdiğimiz link muhabbeti arkadaşlar. Dilersek buradan not da ekleyebiliyoruz ya da dosya kısmından dosya atabiliyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. Dosya boyutu maksimum 25 MB. Hani büyük dosyalar göndermeye çalışmayın. Gitmez arkadaşlar. Push button ayrıca şöyle bir güzel yanı var arkadaşlar. Bir sizi çaldırdığı zaman bildirim olarak ya da mesaj attığı zaman işte bilgisayarınıza sağ alt köşede çıkıyor. Ayrıca bütün bildirimleriniz çıkıyor. WhatsApp bildirimleriniz de çıkıyor. Hatta sizi WhatsApp'tan direkt web.whatsapp adresine yönlendiriyor. Bu bilgisayardan WhatsApp kullanmanıza yarayan uygulamanın sayfasına yönlendiriyor arkadaşlar link kısmına tekrar değinmek istiyorum. Şimdi mesela web teknoloji bir haberi açtık arkadaşlar. Zaten şu an üstte seçili olduğu için linki otomatik kopyaladı. Bunu telefonumuza gönderelim. Gördüğünüz gibi anında geliyor. Buna tıkladığımız zaman otomatik olarak o URL'ye gidiyor ve bu haberi okumamızı sağlıyor. Bence gayet güzel bir uygulama olmuş. Telefondan bilgisayarımıza, bilgisayarımızdan telefonumuza yani bu cross platform, çapraz platform dedikleri olay bu arkadaşlar çok hızlı bir şekilde veri alıp gönderebiliyoruz. Aynı zamanda iOS cihazda da olması mesela iPad'imiz var diyelim. Telefonumuzda Android ya da tam tersi telefonumuz iOS işte tabletimiz Android. Bunlar arasında çok kolay bir şekilde veri, dosya, link, işte yer imi gibi şeyleri çok rahat bir şekilde ve çok hızlı şekilde paylaşabiliyoruz arkadaşlar. Ve bu tamamen ücretsiz bir uygulama. Onun dışında şimdi son olarak arkadaşlar bilgisayarımıza telefonumuzdan bir şeyler gönderelim ve videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Şurada artı düğmesine basıyoruz arkadaşlar. Burada zaten seçenekler çıkıyor. Not mu, link mi, foto mu işte, file mı? Hangisini göndermek istiyorsun? Biz fotoğraf diyelim. Buraya başlığımızı yazıyoruz. Aşağı web tekno yazdık. Şöyle fotoğraflara gelelim. Şunu seçelim. Ve altına da dilersek mesaj yazabiliyoruz. Şimdilik yazmaya gerek yok. Şimdi bunu gönder dediğimiz zaman bu bilgisayarımıza çok hızlı bir şekilde bildirim olarak gelecek arkadaşlar ve gördüğünüz gibi sol alta direkt çıktı. Tıkladığımız zaman buna resmi yeni sekmede açıyor arkadaşlar tam ekran olarak ve çektiğimiz boyutta hiçbir kayıp olmadan resmi buradan indirebiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi resmimiz açıldı. Kapatalım bu resmi şimdilik. Onun dışında tekrar gelelim push balıta. Şimdi o burada kayboldu gördüğünüz üzere. Ben ona nereden ulaşacağım diyorsanız şurada push balıta tıklıyorsunuz arkadaşlar. Direkt sizi kendi sayfasına yönlendiriyor. Şöyle hafiften aşağıya doğru indiniz mi bir Facebook'ta zaman akışı gibi hani bir duvar gibi bir şeyler var. O burada duruyor arkadaşlar. Koyduğumuz başlık şurada web tekno şeklinde duruyor gördüğünüz gibi. Hiçbir sıkıntısı yok. Burada saklıyor bunları. Aynı şekilde dediğim gibi notlarınızı, dosyalarınızı, Word belgelerinizi, hani telefonunuzdaki veya bilgisayarınızdaki 25 MB'ı açmayan herhangi bir dosyayı burada tutabiliyoruz arkadaşlar. Push Bullet uygulaması bu şekilde kafanıza takılan soruları bizlere yazın arkadaşlar. Çekinmeyin. Hep beraber bakalım. Çözmeye çalışalım. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.